Diyanet Haber'den merhabalar sayın seyirciler. Bugün 4 Aralık Salı ve günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Venezuela temaslarıyla başlıyoruz. Güney Amerika turunu Venezuela'da tamamlayan Erdoğan, mevkidaşı Nicolas Maduro ve Venezuelalılar tarafından oldukça sıcak karşılandı. Tören kıtasındaki askerler İstiklal Marşı'nı söyledi, çocuklar Katibim şarkısını seslendirdi. Devlet başkanı düzeyinde ilk resmi temas olan bu tarihi ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Maduro'nun mesajları da önemliydi. Erdoğan, biz faaliyetlerimizde birilerinden icazet almayız dedi. Maduro ise artık emperyalistlerin devri bitti diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Venezuela temasları ilk olarak Simon Bolivar anıt mezarını ziyaretiyle başladı. Erdoğan daha sonra Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile birlikte Türkiye-Venezuela İş Forumu'na katıldı. Erdoğan, iki ülkenin iş adamlarına ticari işbirliği mesajları verdi. El ele vermek suretiyle her alanda neler yapılabileceğinin kararını sizler vermelisiniz. Bize düşen size her türlü desteği vermektir. Bu işbirliğini en ileri derecede sürdürmemiz lazım. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili görüşmesi öncesinde ise Miraflores Sarayı'nda resmi karşılama töreni düzenlendi. Tören sırasında Erdoğan kendisine yapılan birçok jestle karşılaştı. Önce askerler İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan söyledi. Daha sonra çocuklar Katibim şarkısı eşliğinde Erdoğan'ı karşıladı. Maduro tören sırasında rüzgar nedeniyle çocukların elinden düşen Türk bayrağını yerden kaldırdı. İki lider baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında 10 işbirliği anlaşması imzalandı. Maduro Erdoğan'a El Libertador nişanı ve Simon Bolivar'ın kılıcının replikasını takdim etti. Gerek bu devlet nişanı, gerekse Simon Bolivar'ın bu kılıcının replikası şahsım ve milletim olarak bizlerde unutulmaz bir hatıra olarak kalacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Maduro ortak basın toplantısı için geçti kameraların karşısına. Biz birilerinden icazet alarak, birilerinden izin alarak faaliyette bulunmadık bugüne kadar. Bundan sonra da bulunmayız. Bizim izin alacağımız tek merci vardır, o da halkımızdır. Erdoğan, Venezuela'ya Filistin meselesine destek verdiği için teşekkür etti. Bugün Venezuela, Filistin davasının en güçlü destekçileri arasındadır. Sayın Maduro, İsrail'in Kudüs'e ve Filistinli kardeşlerimize yönelik saldırıları karşısında İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak düzenlediğimiz zirvelere bağlantısızlar dönem başkanı olarak katılmış ve orada bizim de düşüncelerimizi aynen paylaşmıştır. Venezuela'nın bu asil tavrının belli ülkeleri, işgal ve sömürüden beslenen çevreleri rahatsız ettiğini de çok iyi biliyorum. Erdoğan birileri konuşmasında Venezuela'nın FETÖ ile mücadelede gösterdiği dayanışmaya da vurgu yaptı. Burada iki tane okul kapatılarak Maarif Vakfımıza devredildi. Bunun dışında yine bazı adımları kendileriyle paylaştım ve bu bizim dayanışmamızın, dostluğumuzun en güzel nişanesidir. Maduro da Türkiye'ye kardeşlik mesajları verdi. Emperyalistlerin devri bitti artık. Venezuela halkı kardeşlik için kollarını açtığında onu gerçekten açar. Ve biz uzun bir zaman önce kardeşlik için kollarımızı ve gönlümüzü asil bir tarihe sahip olan, savaşçı, birçok savaş kazanmış galip Türk halkı için açmaya karar verdik. Biz Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerin yaptığı ticarete karışmıyoruz. Kimse de bizim ticari ve ekonomik faaliyetlerimize karışmasın. Venezuela'nın ürettiği şeyi dünyaya satmaya hakkı vardır.
Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Venezuela'ya Paraguay'dan geçmiş. Öncesinde de Arjantin'de G20 zirvesine katılmıştı. Üç ülkede temaslarını tamamlayıp Türkiye'ye döndü ve ayağının tozuyla da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kaşıkçı cinayeti, Cumhur İttifakı ve partisinin İstanbul Belediye Başkan adayı ile ilgili mesajları öne çıktı. Buyurun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Amerika ziyareti dönüşünde değerlendirdi temaslarını. Haberciler, Cemal Kaşıkçı cinayetinin Arjantin'deki G20 zirvesi ve ikili görüşmelerde gündeme gelip gelmediğini sordu. İkili görüşmelerimizde, örneğin bir Cemal Kaşıkçı meselesi çok gündeme geldi. Aynı şekilde ben sonunda yapmış olduğum basın toplantısında bir basın mensubunun da sorması üzerine Cemal Kaşıkçı konusunu etraflıca anlattığım gibi işin başından şu ana kadar gelinen noktayı da oradaki uluslararası medyaya ifade etme fırsatım oldu. Bunu onlarla da paylaştık. Tabii ki terörle mücadeleyi orada yine paylaşma imkanımız oldu. Bundan sonraki süreçte de özellikle bunun üzerinde ısrarla duracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan iç politikaya yönelik de konuştu. 31 Mart yerel seçimlerine yönelik ittifak konusunda MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşeceğini söyledi. Tabii ki bu süreç içerisinde Sayın Bahçeli ile bir araya gelmemiz yani vazgeçilmezdir. Muhakkak bir araya gelmemiz gerekir. Çünkü biliyorsunuz bazıları rahat durmaz, durmadan karıştırmanın gayreti içerisine girer. Onlara bu fırsatı vermemek için Cumhur İttifakı'nı çok sağlam, çok diri tutmamız gerekiyor. Partisinin 60 il belediye başkan adayını açıklayan Erdoğan'ın Güney Amerika dönüşü diğer illeri, özellikle de İstanbul adayını açıklayacağı belirtiliyordu. İstanbul, Türkiye'de en önemli ilimiz. Her şeyden önce benim biliyorsunuz aşkım olan bir il. Doğduğum, büyüdüğüm, belediye başkanlığı yaptığım, milletvekili seçildiğim böyle bir il. Ve bu ilimizde yapacağımız çalışmayı çok çok önemsiyoruz. Önemli sayıda ilçe belediye başkanlıklarının değişmesi söz konusu. Şu anda bununla ilgili de yine arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. İstanbul'la ilgili biraz sabırlı olacağız. Nihai kararımızı önce tabanı şöyle yoluna koyduktan sonra adımımızı atıp kararımızı vereceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci 100 günlük eylem planının da yakında ilan edileceğini söyledi. Çalışma bittiği anda ilanını yapacağız ve ikinci 100 günlük programımızı da inşallah tüm halkımızla sizlerle paylaşacağız. Sayın seyirciler, Fransa'da sarı yelekliler kaosu sürüyor. 17 Kasım'da hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protestosuyla başlayan eylemler bir süre sonra hükümet karşıtı gösterilere dönüşmüştü. Şiddet olaylarının ardından Paris yönetimi geri adım attı. Akaryakıt zammı 6 ay askıya alındı. Fransa'da sarı yelekliler eylemleri sürüyor. Protestocular 3 haftadır sokakta. Akaryakıt zamlarına ülke genelinde protestolarla başlayan eylemler, genel ekonomik sıkıntılar ve Macron hükümetine tepkiye dönüştü. Başkent Paris'teki Şanzelize Caddesi çevresinde araçları ateşe veren sarı yeleklilere polis göz yaşartıcı gaz ve tazikli suyla müdahale ediyor. Paris'te sadece pazartesi günkü olayların faturasının 4 milyon avro civarında olduğu belirtiliyor. Fransa genelinde sarı yelekliler adı altında örgütlenen eylemcilerin sokaklara dökülmesine karşılık, önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan, ardından Başbakan Edouard Philippe'den geri adım sinyali geldi. Macron, akaryakıta ek vergi zammını askıya alacağını açıkladı. Başbakan Philippe ise sarı yeleklilerin temsilcileriyle görüşme kararı verdi. Ancak bu görüşme daha sonra iptal edildi. Başbakan akaryakıt vergisine gelen zammı geri çekeceklerini açıkladı. Birkaç saat sonra da akaryakıta yapılan zammın 6 ay durdurulması kararı alındı. Fransa genelindeki eylemlerde resmi rakamlara göre 133 kişi yaralandı. 412 kişi gözaltına alındı.
Yerel kaynaklarsa gösterilerde 3 kişinin öldüğünü öne sürüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise gösterilerde görev yapan polislere özel prim ödeyeceklerini açıkladı. Primin miktarına ilişkin bilgi verilmedi. Dünya basını Fransa'daki protestoları görmeye başladı. Yanan arabalar ve polisle çıkan çatışmalara ilişkin fotoğraflar dünyadaki gazetelerin ilk sayfalarında yer aldı. Haberlerde isyanın sadece zamlara değil, aynı zamanda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un liderliğine yönelik olduğu vurgulandı. İngiliz basınında son yıllarda görülen en büyük sivil isyan benzetmesi yapıldı. Sayın seyirciler, Fethullahçı terör örgütüyle mücadelede bugün yine geniş çaplı operasyonlar vardı. İstanbul, Kayseri, Konya, Ankara, Kocaeli, Zonguldak, Muş ve Malatya merkezli FETÖ operasyonlarında 200'ü aşkın zanlı gözaltına alındı. İstanbul'da gözaltına alınanlarsa örgütün 1000 kişilik sözde cennet listesinde yer alan isimlerdendi. İstanbul'da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 96 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin kaynak holding ve bağlı şirketlerine ilişkin soruşturma çerçevesinde yapılan aramalarda elde edilen ve aralarında örgüt elebaşı Fethullah Gülen, Kemal Batmaz, Harun Şahin ve 17-25 Aralık kumpasını düzenleyen resmi görevlilerin de bulunduğu 1000 kişilik sözde cennet listesinde yer aldıkları belirtiliyor. Kayseri, Konya ve Ankara merkezli Fethullahçı terör örgütü operasyonlarında da çok sayıda zanlı gözaltına alındı. Kayseri merkezli 7 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer alan 29 zanlı, 13 ilde ise örgütün hücre evlerinde saklandıkları belirlenen 39 zanlıya yönelik 2 ayrı operasyon düzenlendi. 12'si daha önce meslekten ihraç edilen askerle 17 muvazzaf asker gözaltına alındı. Kayseri merkezli Ankara, Adana, Eskişehir, İzmir, Muğla ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan örgüt şüphelilerine yönelik olarak Konya ve 24 ilde 34 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı verildi. Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında da aralarında mühendis ve özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin de bulunduğu, baylo kullanıcısı olduğu ileri sürülen 38 kişi ve ayrıca baylo kullanıcısı 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. Kocaeli merkezli 6 ilde 6'sı muvazzaf 13 askeri personel yakalandı. Fethullahçı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kripto yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 6 ilde de operasyon vardı. 7 şüpheli gözaltına alındı, bir zanlı aranıyor. Muş'ta ise asker, polis, öğretmen, zabıt katibi, esnaf ve doktorların da aralarında bulunduğu 13 zanlı FETÖ şüphelisi olarak gözaltına alındı. Malatya merkezli 5 ilde ise FETÖ'nün şifreli haberleşme programı baylo kullandıkları öne sürülen 9 şüpheli yakalandı. Sayın seyirciler, Bosna Hersek'te Sırp ordusu ve ırkçı çetelerce dinamitlenerek tamamen yıkılan tarihi Alaca Camii'nden yeniden ezan sesi yükselecek. Aslına uygun olarak yeniden inşa edilen Osmanlı mirası Alaca Camii'nin birkaç ay sonra cemaatine kavuşması planlanıyor. Bosna Hersek'teki en önemli Osmanlı miraslarından biri olarak kabul edilen ancak Sırplar tarafından tamamen yıkılan 5 asırlık Alaca Camii, Türkiye'nin desteğiyle adeta küllerinden doğuyor. 90'lı yıllarda burada yaşanan o savaşta bu cami tamamen yerle bir olmuştu. Hatta yeniden inşa edilmesin diye taşları da çeşitli yerlere atılmış idi. Foça şehrinde Bosna'nın incisi olarak da adlandırılan Alaca Camii'nin yeniden inşasına 2014 yılında başlanmıştı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar sürüyor. Ecdat Yadigarı Tarihi Cami birkaç ay sonra ibadete açılacak. Mimar Sinan'ın bazı eserlerde birlikte çalıştığı Mimar Hasan Nezir tarafından 1549'da inşa edilen cami, 1992-1995 Bosna Savaşı'nda Sırp birlikleri tarafından yakılmıştı. Çeteler İslam düşmanlığını burada da göstermişler, Alaca Camii'nin neredeyse temelini bile sökmüşler,
duvar taşlarını geniş bir alana dağıtarak imha etmeye çalışmışlardı. Yani buradaki Bosnalı kardeşlerimiz o taşları buldular. Bosna Hersek'in koruma altındaki kültür mirası listesinde de yer alan caminin kendi taşlarının bir kısmına ulaşıldı. Eksik kalanlar için aynı özellikte taşlar arandı. Bu zor araştırma titizlikle sürdürüldü. O taşlar da Mostar'da bulundu. Biz birebir aslında uygun olsun diye taş analizleri yaptık ve buradaki yakındaki taş ocağını canlandırdık. Hiç daha kurulmayan taş ocağını canlandırdık. Osmanlı mirası 5 asırlık Foça Alaca Camii'nin en geç 2019 Mayıs'ında ibadete açılması planlanıyor. Şimdi de İslam aleminde neler oluyor? Bazı ülkelerden öne çıkan haberlere bakalım. İşgal altındaki Filistin topraklarında İsrail zulmü sürüyor. İsrail askerleri Batı Şeria'nın Tulkerm kentine düzenledikleri baskın sırasında kendilerine direnen Filistinlilere gaz bombaları ve mermilerle saldırdı. Başına isabet alan 18 yaşındaki Muhammed Hüsam Habali şehit oldu. Habali'nin zihinsel engelli olduğu ve yaralandığı sırada olaylarla hiçbir ilgisi olmadan evinin yakınında durduğu açıklandı. Endonezya'nın başkenti Jakarta'da Müslümanların dayanışmasına yönelik mesaj vermek amacıyla dev bir etkinlik gerçekleştirildi. Kendilerine 212 miting grubu adı veren grubun özgürlük simgesi Monas Meydanı'nda düzenlediği etkinliğe 3 milyondan fazla kişi katıldı. Programda Kelime-i Tevhid yazılı flamalar taşındı. İslam aleminin birlik ve beraberliği için sloganlar atıldı. Suriye'de çözüm için Türkiye, Rusya ve İran'ın önderliğinde yürütülen Astana sürecine yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nin olumsuz yaklaşımı sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Astana toplantısının Suriye Anayasa Komisyonu üyelerini belirleyemediğini belirterek, gelinen noktada sürecin artık sona geldiğini ileri sürdü. Bizim Suriye'deki Kürt ve Araplara yönelik herhangi bir siyasi gündemimiz yok iddiasında bulunan Jeffrey, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında belirlenen yol haritası kapsamında şu ana dek Münbiş'ten 50 grubun ayrıldığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Pakistan Başbakanı İmran Han'a bir mektup göndererek, Pakistan'ın Afgan barış sürecine vereceği desteğin kalıcı bir Amerika Birleşik Devletleri-Pakistan ortaklığının inşası için vazgeçilmez olduğunu söyledi. Trump, mektupta Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki Afgan barış sürecine ve özel temsilcisi Zalmay Halilzad'ın bölgeye yapacağı ziyarete Pakistan'ın tam destek vermesini rica etti. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Eylül ayında yaptığı açıklamada, militan gruplara karşı etkisiz kaldığı gerekçesiyle Pakistan'a yapacağı 300 milyon dolarlık askeri yardımı iptal edeceğini duyurmuştu. Trump yönetimi daha önce de Pakistan'a yapılacak 225 milyon dolarlık askeri yardımın ödemesini durdurma kararı almıştı. Ateşkes baskılarının arttığı Yemen'de Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen esir takası anlaşması uygulamaya giriyor. Anlaşma Husilerin ardından Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleriyle Yemen hükümeti tarafından da imzalandı. Türkiye, Afrika ve Arap ülkeleri başta olmak üzere farklı ülkelerde Türk okçuluk geleneğini tanıtıyor. Buralarda özel kurslar düzenleniyor. Sudan'ın başkenti Hartum'da da Yunus Emre Enstitüsü ile Okçular Vakfı işbirliğinde düzenlenen Türk okçuluk kursunun ikinci dönemi Sudan, Yemen ve Suriye'den 27 yeni kursiyerli eğitimlerine başladı. Irak'ın başkenti Bağdat'a gidiyoruz. Tarihi Saray Çarşısı hem ecdat tarihini yaşatıyor hem de kentte alışverişin en canlı noktalarından biri. Taş duvarları mimarisiyle bizi Osmanlı dönemine götürüyor. Ecdat yadigarı Tarihi Saray Çarşısı turistlerin beğenisini çekiyor. Burası Irak'ın başkenti Bağdat'ta Osmanlı döneminde inşa edilen ve başkentin en büyük kırtasiyecilerinin bulunduğu Saray Çarşısı. Çarşıda kırtasiye malzemelerinin yanında Bağdat'a özgü tarihi yer ve eserlerin minyatürleriyle birbirinden çeşitli hediyelik eşyalar satılıyor. Çarşı özellikle okul dönemlerinde öğrenci ve velilerin en çok uğradığı yerler arasında bulunuyor. Kente gelen turistler de bu çarşıyı ziyaret etmeden gitmiyor.
Dicle Nehri kenarında ve Hasanpaşa Mahallesi'nde bulunan Saray Çarşısı, Osmanlı'nın Bağdat'taki kışlası gibi önemli eserleri arasında gösteriliyor. Evet, dünya iyiliklerle güzel diyor ve etrafımızda olan biten başka güzel şeyleri de görmek istiyoruz şimdi de. Aydın'da jandarmalar özel eğitimli çocukları ziyaret etti. Efeler Özel Eğitim İşi Uygulama Merkezi'ni ziyaret eden jandarma personeli çocuklarla keyifli dakikalar geçirdi. Birlikte oyunlar oynadılar, çeşitli yayınlar ve Türk bayrağı hediye ettiler. Maden işçisi Hami Çolak, 2600 avrosunu kaybeden vatandaşı sevindirdi. Amasya'nın Sulova ilçesinde yolda bulduğu parayı alarak polise teslim etti. Paranın Almanya'dan emekli 72 yaşındaki Mustafa Durukan'a ait olduğu belirlendi. Para sahibine ulaştırıldı. Mustafa Bey de dürüstlüğünün ödülü olarak ona 200 avro hediye etti. Düşüren kişi düşürmüş olabilir. Bu her türlü emtia olabilir, altın olabilir, Türk parası olabilir, yabancı değerde bir şey olabilir ama sonuçta bizim kazandığımız bir değerdi. Türkiye Gençlik Vakfı Doğu ve Güneydoğu'da öğrencilerin üniversiteye hazırlanmasına destek oluyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir set kitap alarak Geleceğe Umut Ol isimli bir kampanya düzenlendi. 100 öğrenciye üniversiteye hazırlık kitap seti dağıtıldı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden bir grup öğrenci köy okuluna kitap yardımında bulundu. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü son sınıf öğrencileri, sosyal medyada kütüphane kurulduğunu öğrendikleri Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Adaklı Köyü İlkokulu için topladıkları kitapları kolileyerek o köye gönderdi. Antalya Kepez'de minikler kumbaralarını engelliler için boşalttı. Emine İsmail Ataoğlu Anaokulu'nda yardımseverliği öğretmek için çocukların sevgi adını verdikleri kumbaralarda harçlıklarını biriktirmeleri istendi. 170 minik öğrencinin kumbarasından akülü araba alacak kadar para çıktı. Para Türk Kızılayı'na teslim edildi. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde hayırseverler yaklaşan kış öncesi 600 öğrenciye bot ve mont hediye etti. İyiliklerin düzenlediği bir mont bir bot kampanyasıyla temin edilen kışlıklar başta köy okulları olmak üzere Doğu Bayezid'deki okullara ulaştırıldı. O da karınca kararınca şehit ailelerine destek oluyor. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde oto tamirciliği yapan Serdar Cin Mantarcı, şehit yakınları ve gazilerin araçlarının kış bakımını ücretsiz yapıyor. Onlar bizim için çok değerli. Canlarını bizim için verdiler. Gazilerimiz bizim için mücadele ederken gazi oldular. Eskişehir'de gönüllülerden oluşan Aktif Felsefe Kültür Derneği, 2007 yılında başlattığı Yalnız Oyuncaklara Yeni Arkadaşlar kampanyasını sürdürüyor. Dernek bugüne kadar 160 bin oyuncağı onararak 12 ildeki 44 bin çocuğa ulaştırdı. O getirdiğiniz oyuncakların hepsini toparlıyoruz, işte temizliğini yapıyoruz. 2007 yılından beri yapmaya devam ediyoruz. Bu en son yaptığımızda 83. oyuncak kampanyasıydı. Bu zamana kadar yaklaşık hani 44 bin tane çocuğa ulaştık. Sayın seyirciler, Ankara'nın yanı başındaki sayılı mesire yerlerinden biridir Karagöl. Başkentlilerin özellikle hafta sonları stres atıp enerji depoladığı manzaralarla ayrılıyoruz efendim sizlerden bugün de. Yarın 18.30'da birlikte olmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.